Merhaba arkadaşlar, Reşon Duvay kanalına hoş geldiniz. Talep üzerine harika bir konuyla karşınızdayız bugün. Çok değerli bir misafirim var, çok değerli bir arkadaşım var. Hülya'cığım hoş geldin. Merhaba canım, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Dilersen ben kısaca bir konumuzdan bahsedelim. Tabii. Sonra anlatırız. Şimdi arkadaşlar sürekli bana soruyorsunuz, yurt dışında yaşamak için yoğun bir talep var malum. İnternetteki yazılarımız gerçekten çok iyi bir konumda. Özellikle İsveç'te yaşayan yine Hülya'nın yazdığı bir yazıydı. İnsanlar bu yazıları okuduktan sonra direkt benimle iletişime geçiyorlar ve bana İsveç'te yaşamakla ilgili ya da bölgede yaşamakla ilgili sorular soruyorlar. Ben dedim madem öyle, o zaman konunun muhatabıyla sizi bir araya getireyim. O size anlatsın. Ben sizin sorularınızı biliyorum. Şimdi ben hızlıca ona soracağım. Kendisi anlatacak. Hülya'cığım, önce istersen kısaca bir kendinden bahset. Sonra sorularımıza geçelim. Tabii, önce buraya nasıl geldiğimden mi başlasam acaba kendimden bahsederken? Adım Hülya. Çok uzun yıllardır, 2011'den beri İsveç'te yaşıyorum. Yaklaşık 10 yıl olacak birkaç ay sonra. 10 yıl. Öğrenci olarak geldim buraya. Şimdi çalışıyorum tabii bir şirkette, özel bir şirkette. Söylememde sakınca yok herhalde ya. Yok yok yani biz resmi yayın yapıyoruz. Volvo'da mühendislik yapıyorum. Aslında makine mühendisliği mezunuyum. Ama şimdi proje mühendisliği ya da proje yöneticiliği gibi bir rolüm var. Nereden 2010... mezunsun? Onu da söyler misin? Gaziantep Üniversitesi'nden evet, mezunum çok önemli. Tabii ki. Çünkü şeyden dolayı söyledim Hülya'cığım, hani bana sürekli şunu soruyorlar, yani Boğaziçi'yi mi illa bitirmek lazım? Yani bu tamamen bir insanın kendi başarısıyla alakalı olduğunu da söylemek istedim yani. Evet ama ben yine de eklemem lazım, Gaziantep Üniversitesi'nin mühendislik alanında özellikle benim okuduğum zamanda altyapısı çok çok iyiydi. Doğrudur. Yani hocalarımız ODTÜ'dendi. Biliyorsun sen de Reşat. Yani onu Gaziantep Üniversitesi'nde okurken fark etmemiştim bu arada. Türkiye'de piyasaya çıktığım zaman fark ettim. Yani bir Gaziantep Üniversitesi makine mühendisliği de gayet talep görüyordu. Ama dediğin gibi yani Boğaziçili değiliz. Bir Boğaziçilinin gittiği yerlere gidemeyiz gibi bir algı kesinlikle oluşmasın. Doğru değil. Fırsatları kovalamak ve birazcık kişisel çabayla her şey mümkün. Kesinlikle mümkün. İsveç'e nasıl geldim? Evet, o önemli. Evet, İsveç'e şöyle geldim ben. Şimdi herkes Erasmus yapıyordu. Ama ben lisans boyunca bu fırsatı kaçırmışım. Gerçekten şahane bir fırsat. Ama master'a başvurdum ve master'da şey dedim. Ben de gitmeliyim, ben de yapmalıyım. Neden yapmadım bunu hatta, geç kaldım gibi bir fikrim oldu. Sonra fark ettim ki aslında yüksek lisansta da Erasmus'a gidilebiliyor. Geç kalmamışım, hala fırsatım var. Bunu kullandım. Daha sonra İsveç'e geldikten sonra buradaki yüksek lisans olduğum için hani Erasmus'ta daha böyle partileyelim, gezelim, tozalım modundan çok bir yüksek lisans öğrencisinin dersleri çok daha yoğun oluyor. İşte projeye yönelik çalışıyor falan. Öyle olunca hocalarla da biraz ilişki geliştirdim. Burada bir yüksek lisansa başladım. O zamanlar çok zor değildi. Yine tabii ki hocayla sizin diyaloğunuza bağlı ama gerçekten ben burada yüksek lisans yapmak istiyorum. Şu konularda çalışmak istiyorum diye anlaşırsanız bu da mümkün. Ben başladığımda Avrupa Birliği değil, ya her yerden İsveç'e gelmek ve eğitim almak ücretsizdi. Erasmus'ta gelince Erasmus desteği alıp o parayla da kalacak yeriniz, yeme içmenizi ödeyebiliyordunuz. Şimdi yine tabii ki Erasmus için aynı şey geçerli ama kendi başınıza da gelebilirsiniz. Yani buradaki üniversitelere başvurup lisans ya da yüksek lisans ya da daha sonrasında doktora ve akademik çalışmalar için de başvurabiliyorsunuz. Ancak artık ücretli eğitim. Avrupa Birliği dışından olanlar için ücretli. Peki var mı mesela bir ücret skalası? Ya hangi bölüme başvuracağınızla ilgili değişecek tabii ki ama galiba mühendislik fakülteleri için yıllık
herhalde 150 bin kron civarı olması lazım. 150 bin kron ne yapıyordu? Ben bayağı yani 130 bin Türk lirası, 120 bin Türk lirası gibi bir şey yapıyor. Ve bu şeyin dışında bu arada, yaşam masraflarının dışında. Ama eğer gerçekten çaba gösteren ve başarılı bir öğrenciyseniz burs alma şansı var. Ciddi anlamda burs şansı var. Ya da öğrenciyken çalışma. Ya çalışmadan kastım da aslında çok basit ama gerçekten kazancı güzel şeyler. Mesela yazın çilek satmak gibi. Gidip çilek toplayıp çilek satıyor öğrenciler. Ya da post ofisinde çalışıyor. Derslerden sonra mektupları alıp bir yerden bir yere taşıyor. Peki buna bizim başvuru gibi yapmak için önceden mi yapılması gerekiyor? Gelmeden önce. Yani şöyle, o süreç önemli. Şimdi yüksek lisansa kabul edildin. Geldin. Evet. Peki o aradaki iş başvurusunu mesela ne zaman yapman gerekiyor ve nereye yapman gerekiyor? Evet, şimdi en başından alayım. Önce başvuru yapmak için, üniversite, ya çalışmak için değil de üniversiteye gelmek için universityadmission.se. Ben bunların linklerini göndereceğim. Tamam, ben koyacağım. Koyarsın zaten. Buradan, bütün başvurular buradan yapılıyor. Üniversiteye başvuru diye bir şey yok. Genel bir sistem. İsveçlilerde, Avrupalılarda, dünyanın her yerinden insanlar buraya başvurmak zorunda. Bu başvuru sonrasında oradan kabul alıyorsunuz. Tabii başvurduğunuz bölümün kriterlerine göre belgeler değişiyor. Mesela bir makine mühendisliği için transkriptim, yüksek sansan bahsediyorum. Sonra dil gerekliliğine tamamlamam lazım. TOEFL dil istiyorlar. Gerekliliği kısmını da söyler misin? Yani hangi diller? TOEFL istiyorlar, İngilizce istiyorlar. Tamam, o yeterli yani. Yani İsveççe ya da başka bir dile gerek yok. Hayır, mühendislik için gerek yok. Eğer okuduğunuz bölümün İngilizce olan kısmına başvuruyorsanız İngilizce istiyorlar. Ama mesela tıp fakültesi için İsveççe yeterlilik istiyorlar. Çünkü sonrasında mezun olup burada işe başlayacaksınız ve insanlarla konuşabilmeniz gerekiyor. Tabii. Resmi dili İsveççe. Ama dediğim gibi mühendis olup benim gibi uluslararası bir şirkette çalışacaksanız İngilizce yeterli oluyor. Bu başvuruyu yaptıktan sonra oradan size bir şey gelecek. Kazandınız, evet yerleştirildiniz ya da yerleştirilemediniz gibi bir cevap geliyor. O yönde ilerliyorsun. Sonra bu proses içerisinde şeyden bahsedecek zaten. Web sitesi diyor ki böyle burs alma şansın var. Buna da başvurmak ister misin? O kriterleri dolduruyorsan genelde başarılı bir öğrenci olman bekleniyor. Ve sosyal bir insan olman bekleniyor. Yani bunu sadece şey gibi düşünmemesi lazım başvuran arkadaşların. Evet, çok başarılıyım şu dersten. Bir tek bununla alınmıyor burs. Doğru. Spor bursu da alınabiliyor. Sporda çok yetenekli ve milliliği olan ya da dereceleri olan insanlar ya da çok sosyal olup da gönüllülük projelerine katılmış. Evet, bu konuda ben bir ekleme yapayım. Yani evet. İsveç dünyanın Japonya ile birlikte en çok sosyal konulara eğilen ülkelerinden bir tanesi. Ben de zaten zamanında orada eğitim programına katılmıştım. Hani hatırlarsan buluşmuştuk orada. Evet, evet. Çok önem veriyorlar böyle şeylere. O yüzden hani ben üniversitelerde eğitimler verirken de söylüyorum öğrencilere. Yani 4.00 bir anlam ifade etmiyor artık. Evet. Sizin çok ciddi bir şekilde sosyal konulara da duyarlı olmanız lazım. Ve mümkün mertebe dernekler üzerinden, sivil toplum dernekleri üzerinden faaliyetler, Avrupa Birliği projeleri, ya bir ağaç dikmek bile artık çok önemli. Kesinlikle. O yüzden neyse sen devam et. Bunları başka bir konuda anlatırım zaten. Sonra diyelim ki kabul aldınız. Ben kabulden sonra şunu tavsiye ediyorum. Hangi bölüme kabul aldıysanız o bölümün öğrenci işlerine sadece bir mail atın ya da bir telefon açıp ben kabul aldım. Hocalarım kimler olacak? Hani ilgilenin onunla ve mümkünse çalışmak istediğiniz alandaki hocaları bir tanıyın oraya gitmeden ve o hocalarla diyalog geliştirmeye çalışın. Çünkü sonrasında burada kalabilmek için o öğrenci vizesi bittikten sonra o hocalar çok yardımcı oluyorlar. Benim de öyle oldu. Yüksek lisans tezimi burada bir şirkette yaptım. Bir de öyle bir şey var. Burada sadece teori tezleri yok. Ayrıca yüksek lisans değil, lisansta da öyle.
sanayiye gidiyorsunuz. Gaziantep Üniversitesi de öyleydi. Organize sanayi işbirliği vardı. Evet, intern ne diyorlardı? Evet, intern programlarını son sınıfta özellikle uygulamaya başlayınca Antep evet. O bayağı bir yararlı oluyor öğrencilerin. Evet. Burada da aynen öyle bir şey var. Sanayi işbirliğiyle üniversiteler seni oraya yönlendiriyor ve o hocayla diyaloğun ne kadar iyiyse iş bulma şansın o kadar artıyor. Dolayısıyla hiç gelmeden, o kabul aldıktan sonra hocalarla diyaloğa geçmelerini tavsiye ederim. Sonra mezun olduktan sonraki tabii ki iş süreci var. Ben mezun olmadan 6 ay öncesinden iş başvurularına başladım. Benim zamanımda LinkedIn bu kadar yaygın değildi. Doğru. Başka bir web sitesi var, yine gönderirim sana. Bütün İsveç içerisindeki iş ilanlarının olduğu web sitesi. Peki ha, orada ben sorayım. Mesela ben bir öğrenci olarak değil, bir bireysel olarak hakikaten çalışmak istiyorsam, o bahsettiğin link üzerinden başvuru yapabiliyor muyum? Yani sadece ben kendimi çok iyi geliştirdim. Dediğim gibi TOEFL puanlarım var, bir güzel bir CV'm var. Sıradan bir iş için, İsveç'te bundan iş için başvuru biliyor muyum yani orada da o link üzerinden? Evet. Evet, başvurabiliyorsun oradaki link çok üzerinden. Güzel. Orada devletin kontrol etmeye çalıştığı şu, bütün iş ilanları orada. Çünkü önceliği kendi vatandaşlarına ve Avrupa Birliği vatandaşlarına vermek istiyorlar. Dolayısıyla vizede de bunu soruyorlar zaten, oradan başvurdun mu diye. Herkese ilanı çıkıyor ama şöyle bir şey var. Çok fazla Türkiye'den buraya gelen arkadaş var bu son 3-4 yılda. Öğrenci olarak değil de iş ilanlarına başvurarak direkt mesela bilgisayar mühendisi çok spesifik bir program biliyor ve o iş ilanında da özellikle o programı bilen biri isteniyor. Başvuruyor, geliyor. Hatta şimdi LinkedIn'de şey var, headcount, counter dedikleri insanlar var. Böyle gidip spesifik olarak profilinde bir şeyi bulup o insana iş teklifi götürüyor. Öyle gelen bir arkadaşım var LinkedIn üzerinden. Yurt dışına gelme planı yokken buradan bir şirket gidip ona böyle bir pozisyonumuz var, düşünür müsünüz? Benim arkadaşım çünkü da Hollanda'ya böyle gitti. Aynen. Evet. Çok spesifik bir alanda çalışıyor çünkü. Ama dediğim gibi şimdi o link üzerinden de başvurabilirsiniz ama LinkedIn çok daha aktif. LinkedIn'de sadece Volvo yazıp Volvo'da olan Volvo ve İsveç, İsveç istiyorsanız özellikle yazıp oradaki işlere güzel bir background'ınız varsa, özellikle birkaç yıl iş tecrübeniz ve kendinize kattığınız başka şeyler, başka sertifikalar, yine sosyal şeyler de uluslararası şirketlerde önemli oluyor. Mesela benim Volvo'ya girişimde gençlik Youth Pass ne diye çevrilir bilmiyorum da Youth Pass evet. Yani onun bir çevirisi yok, biz onu çok bulamıyoruz. Yani aslında tamam. Gençlik programlarının sertifikası gibi bir şey. Evet, Youth Pass'la gittiğim, aslında gençken böyle eğlenmek için yaptığım ama aynı zamanda işte sosyal sorumluluk projesi yaptığımız bir şey de etkili olmuştu işe alınmamda. Böyle şeyler de önemli. Çok yani güzel. LinkedIn profilinize bunları da yazın. Sadece profesyonel anlamda yaptıklarınızı değil de dünyaya ve topluma ne kattığınızı da yazmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi iş başvuruları da şimdi var ve Türkiye'den hakikaten özellikle mühendisler çok fazla alınıyor. Peki diyelim ki kabul aldın. Ondan sonraki bu yani oraya gelmek için ikametgahtır ya da vizedir ya da işte orada yaşamla ilgili bir izinler var, çalışma izinleri. Bunları firmaların kendi insan kaynakları mı yönetiyor yoksa o kişi mi devam ediyor bu işlere? Yani başvuran kişi mi yapması gerekiyor? Eskiden ortak bir süreç yürütülüyordu. Şimdi hepsini iş yeri yürütüyor. Hatta aracı kurumlarla çalışıyorlar. Sadece şey diyorlar, şu evraklar lazım, bize bunları teslim et. Ondan sonraki bütün süreci onlar yürütüyor. Harika. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok neredeyse. Çıkınca sadece vizeniz çıktığı zaman konsolosluğa gidip işte parmak iziydi, fotoğraftı veriliyor. Sonra size bir kart geliyor. Çalışma ve oturum kartı. Ne kadar süre oluyor? Belli var mı bir süresi? Mesela atıyorum ilk başta 6 ay mı yoksa 2-3 yıl mı? Yaptığın kontrata göre diyelim iş yeriyle 6 aylık anlaştın. Ne kadar anlaştıysan vize tam o kadarlık oluyor. Evet, evet doğru. Ama genelde şöyle oluyor.
bir 6 aylık deneme süreci, sonra şirket de sen de birbirinizden memnunsanız uzatma oluyor. O uzatma da 2 yıllık oluyor. İki defa 2 yıllık uzatma alınca, yani toplamda 4 yıllık vize alınca artık kalıcı vizeye başvurma şansınız oluyor. Yani bir daha vize başvurusu gibi bir şeyle uğraşmıyorsunuz. 4 sene değil mi toplamda? 4 sene. Zaten 5. sene dolunca da vatandaşlığa başvurabiliyoruz. Evet, 5 sene olduktan sonra bütün bu dertlerin hepsi bitiyor. Çifte vatandaş olma şansı oluyor. Peki başvurduktan sonra bazen firmalar uçak masraflarına kadar karşılayabiliyorlar. Hani karşılıyorlar. Tamam. Değil mi? Evet. Konaklama imkanı sağlıyorlar. Sosyal hakları zaten İsveç'in çok iyi. Evet. Bunlarla ilgili böyle bir kısaca, aslında ben bunu bir başka videoya saklamak istiyordum ama hani İsveç'te yaşamla ilgili. Hani biraz belki bu kısmında bahsedebilirsin. Hani sadece maaş dışında da genel olarak, tabii değişir firmadan firmaya da. Evet. Hani genel olarak sağladıkları birebir bir şey var mı? Yani her firma şunu mutlaka sağlar diyeceğim bir şey var mı? Yurt dışından gelirken her firmanın sağlaması gereken taşınma yardımı diye bir şey var. Hı hı. Oradaki eşyaları buraya getirmek için evet öyle bir şey sağlıyorlar. Herkes sağlamıyor ama ilk geldiğinde burada ev bulmak çok zor olduğu için 2-3 aylık konaklama sağlıyor. Büyük şirketler bunu yapıyor. Dediğim gibi ev bulmak çok sıkıntılı bir süreç çünkü. O 2-3 ay boyunca burada bir yerde kalıp daha sonra bu taşınma yardımını alıp kendi evinizi bulup eşyalarınızı getirebiliyorsunuz. Her şirketle pazarlık yapabileceğiniz bir diğer şey de İsveççe kursuna gitmek. Şimdi devletin İsveççe kursu var, ücretsiz, SFI diye. Yani göçmenler için İsveççe demek açılımı. Ama bu hem iş sonrası oluyor hem de çok yorucu oluyor ve sınıfta insanların seviyesi de birbirinden uzak olduğu için çok verimli geçmiyor bence. Ama özel İsveççe kursları var ve bunu da şirketin sağlaması gerek aslında. Sizi topluma entegre etmek için böyle bir talebiniz olabilir, yani çok rahat. İşte şu kadar maaş istiyorum, bunun yanında İsveççe kursuna göndermenizi istiyorum gibi bir şey de diyebilirsiniz aslında. Tabii Türkiye'den yurt dışına gitmek için birçok insan şeyi bile doğru düzgün konuşmuyor, maaşı bile. Hani evet. Şimdilik düşük bir şeyle başlayayım, ben oraya bir gideyim, ondan sonra gibi düşünüyor. Ama gerçekten istedikleri, aradıkları insan sizseniz o pazarlığı yapın. Peki sen şu ana kadar kalifiyeli bir meslek için söyledin. Yani mühendislik, evet. Tıp için bunları konuşuyorsun. Peki mesela bana şeyden çok yazıyorlar. Hani serbest meslek erbabı birçok gencimiz var. Yani firmalarda çalışıyor. Kimisi işte ne bileyim satış temsilciliği yapıyor. Evet. Kimisi bir yerlerde bir şeyler satıyor. Hani bunlar mesela gelmek isteseler. Hani asgari ücret sınıfında çalışan daha çok arkadaşlar yazıyor. Evet. Bunlarla ilgili var mı mesela bilgin? Ya kalifiye elemana çok ihtiyaç var. Ya bildiğim alanlar da var. Ama en fazla İsveç'e gelen genelde pizzacı olarak çalışmaya gelen insanlar var. Nasıl yapıyorlar? Bir tanıdıkları aracılığıyla yapıyorlar. Genelde tanıdıkları benim işte Türkiye'den şöyle bir insana, şöyle bir elemana ihtiyacım var. İşte pizzacılık alanında ya da otomotivde işte tamircilik, şunu bilen bir insana ihtiyacım var deyip Türkiye'den arkadaşlarını ya da akrabalarını getirebiliyorlar. Peki onlar ne, kime söylüyorlar bunu? Yani göçmen bürosuna falan mı? Ya normalde öyle ilerlemesi lazım ama benim anladığım birazcık şöyle ilerliyor. Buradaki işveren kendi yakın arkadaşlarını ve akrabalarını buraya getirtiyor. Türkiye'den onlar nasıl başvurabilir? Bu bahsettiğim web sitesinden başvurabilir. Ha, oralarda bunlar da var yani. Evet, orada mavi yaka işleri de var. Sadece mühendislik, tamam. Sadece tıp sormak değil. Sormak istediğim o. Evet, bütün işler. Ama onların alım süreci nasıl ilerliyor çok bilmiyorum, çok net bilmiyorum. Şimdi sonuna doğru yaklaşacağız. Burada sadece bir şey soracağım. Hani mesela asgari ücret şu anda ne kadar biliyor musun İsveç'te? Şöyle bir şey, tam olarak miktar bilmesem de şunu diyebilirim. Bizim fabrikada çalışan işçiyle benim
yazın nereye tatile gitsek ya da işte kışın bunların Christmas'larında aa Tayland'a mı gitsek gibi bir şeyimiz var. O işçinin de var. Ben bizim fabrikada çalışan işçiyle aynı uçağa binip aynı yere gittim yani. Peki aynı o İsveç'te tatil yaşaması için yeterli mi? Mesela İsveç'te yani rahat yaşıyorlar mı? Evet, yani eğer eşiyle beraber karı koca çalışıyorlarsa iki çocuklu bir aile çok rahat yaşıyor. Yılda iki defa tatile gidebiliyor. İstediği şeyi alabiliyor. Belki dubleks evde yaşayabiliyor. Belki şehrin merkezindeki dubleks evde yaşamıyor. Ama şehre 40 dakika uzaklıktaki dubleks evde yaşıyor. Arabasına artık Türkiye'nin farkı yok. Yani evet. Hani şey, hayat standardı birbirine çok yakın. Aynı paraları almasak da devlet onlardan daha az vergi alıyor. Az kazanandan az vergi, çok kazanandan çok vergi. İşte gelire göre vergi olayı bu işte. Evet. Dolayısıyla dengeliyor aslında. Peki. Ve zaten göçmenler için buraya geldiklerinde göçmenleri koruyan bir kurum var. O kurum senin işverenine diyor ki, şu anda minimum yaşam giderleri atıyorum 20 bin kron. Sen 20 bin kronun altında maaş veremezsin diyor. Collective agreement diye bir şey var. Şirketten bunu istiyorlar vize başvurusu sırasında. Anladım. O zaman son olarak şunu da sorayım. Zaten her şeyi anlattığın linkleri falan da ben koyacağım aşağıya açıklamalar kısmına. Hülya, birebir yani devletin verdiği bekarlar içinde, evliler içinde, çocuklar içinde hızlı hızlı söyleyebilirsin. Ne gibi sosyal haklar veriyor? Onları biliyor musun yani net olarak? Yok ya da kendini bile söylesen yeterli diğer. Yani birçok aslında sosyal hak var ama olduğun duruma göre mesela bir kadın olarak diyelim evlisin ve hamilesin, işte çocuk sahibi olacaksın. İstediğin zaman işi bırakıyorsun. Hamilelik başladığında da yapabilirsin bunu. İşte 8 aylık hamileyken de yapabilirsin. Bir sene boyunca maaşının minimum %80'ini alıyorsun. Bazı şirketlerde %90'ını ve bir sene parental leave'e ayrılıyorsun. Annelik izni, babalık izni uzun sürüyor. Ve daha sonra eşinin de yani baba adayının da 5 aylık sanırım ya da 6 aylık bir parental leave hakkı var. Bunun 3 ayını baba almak zorunda. Diğer 3 ayını isterse anne de kullanabilir. Ya da çocuk 8 yaşına basana kadar da kullanabiliyorsun. Öyle yapanlar da var. Mesela 8 ay ayrılıyor. Sonra cumaları çalışmıyor. Haftanın 4 günü çalışıyor. Vay, çok güzel. Böyle, çocuk evet 8 yaşına basana kadar böyle hatta şeyler Kanada'da 2 sene mesela. Kanada'yı duymuştum. 2 sene yani hatta bir senesini anne bir senesini baba falan kullanabiliyor. Yani mükemmel bir şey. O zaman Hülya'cığım burayı çok uzatmayalım artık çünkü evet, şu an 22 küsur dakikaya geçti. Zaten biz Instagram'dan da bir tane canlı yayın yapmayı düşünüyoruz seninle. Orada artık hani birebir sorular da sorar arkadaşlar. Peki Hülya, kapatmadan önce şunu soralım. Zaten seninle bir market videosu da çekmeyi düşünüyoruz. Yani böyle Türkiye'nin market fiyatlarını kıyaslamayı. Ama bunu biz herhalde kıyaslama olarak yapacağız. Hani sadece bir video değil. Sadece şunu soracağım. İsveç'e evlilikle gelmek isteyenler için. Ya sen öyle evlenmedin benim bildiğim kadarıyla. Zaten eşin de Türk. O da senin gibi çalışan bir insandı orada. Beraber orada evlendiniz. Ama buradan evlilikle gelmek isteyenler için vereceğin bazı bilgiler var mı? Ya evlilikle ilgili çok fazla bilgim yok. Gelenler olduğunu biliyorum. Yalnız şundan eminim. Eskiden çok daha kolayken yani insanlar aşık olmasalar da gerçek bir evlilik yapmasalar da para karşılığı sırf buraya gelebilmek için öyle şeyler yaptıklarını biliyorum. Ama şimdi devlet buna karşı da eskiden yapmadığı daha sıkı politikalar yapıyor. Mesela şey yapıyormuş duyduğum kadarıyla iki evlenen insanı ayrı yerlere alıp birbirleriyle ilgili sorular soruyorlarmış. Nerede tanıştınız? Fotoğraflarınız var mı? Eşinin en sevdiği yemek ne? Eşinin en sevdiği renk ne? Gibi sorularla o evlilik gerçek mi? Yoksa kurmaca mı? Sırf buraya vize almak için mi gelirdi? Evet. İşte Antalya'da, Bağda. Evet, aynen öyle. Bir kebapçıda falan hep böyle yani. Ya da şey yapıyorlar, akrabalar var mesela. Akrabalar evlenip geliyorlar. Sırf getirebilmek adına bunu yapıyorlar. Birbirlerini de tanıyorlar. Tanıdıkları için hani birazcık devleti kandırmak da daha kolay oluyor galiba.
Böyle şeyler duyuyorum ama dediğim gibi maalesef çok bir bilgim tamam. yok. Tamam. O zaman şöyle yaparız. Atıyorum sen bununla ilgili hani dersen bana ben bununla ilgili artık biraz öğrendim bir şeyler. Olmadı bir günde bununla ilgili bir video yaparız yani İsveç'te yaşam. Tamam Hülya çok teşekkür ediyorum sana. Zaten ben çok sorulan sorular çalışma, öğrenci olma ve sonrasında kalma ile ilgili sorulardı. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi Hülya'cığımla güzel bir 20 dakikadan fazla bir sohbet yaptık. Bunların devamı gelecek. Farklı ülkedeki arkadaşlarımızla konuşmaya devam edeceğim. Daha önce de Almanya'yı anlatmıştık size. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Fatih anlatmıştı. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.